semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Şöyle bir sual sormak istiyorum müsaade ederseniz. Ubudiyetin niçin yapıyoruz? Allah emrettiği için yapıyoruz. Bunun neticesinde ne beklentisi içerisindeyiz? Allah'ın rızası. Evet. Buraya kadar eyvallah. Peki faydası ne? Bu ubudiyetin neticesi, semeresi, meyvesi ne? Evet. Dünyada bir şeye ulaşmak mı? Yok. Uhreviyedir diyor. Evet. Peki öyle değil de böyle yapsak, biz faydasını dünyada beklesek, evet, semere ve faydalarını işte dünyada da karşılığını bir nevi görmeye çalışsak, evet, veya niyetimiz, gayemiz bu manada olsa da öyle ibadet etsek. Yani sırf dünyevi maksatlar olursa, evet, hem ihlas kaybolur hem de ubudiyetin ruhu incinir. Değil mi? Dolayısıyla buradan onun biz ihlasını ölçecek bir özelliğimiz olmadığı için Cenab-ı Hak onda ne kadar ihlaslı, ne kadar ihlassız onu kendisi bilir. Onu biz bilemiyoruz. Allah'ım. Ama en azından bunu söyleyebiliriz. Üstad Seyri 9. mektupta mümin-i gayrimüslim ve müslim-i gayrimümin tabirlerini izah ediyor. Yani imansız İslamiyet, İslamiyetsiz iman. Orada imansız İslamiyet için çok enteresan bir misal veriyor. Mesela diyor, gayrimüslimler diyor, Müslüman değil. İman etmediği halde İslam'ın içtimai hayata bakan yönlerini çok beğenmişler ve bunların adeta yani yayılması için de ciddi manada gayret sarf ediyorlar. Şimdi bu adam nedir? Yani dünyevi menfaatlerini İslam'ın ulaşmak için yaptığı bir şeydir ki Üstad Seyri onu imanı olmayan Müslüman sıfatına şey yapıyor ki yine bu sebebi necat olamaz. Mesela zekatın içtimai hayat için mesela. Evet. Ne kadar faydalı bir müessese olduğunu. Hani ez-zekatu kantaratul İslam. Zekat köprü. İslam'ın köprüsüdür. Denge yani, olsun. Evet. Mesela ki zenginlerle fakirler arasında bir dengedir. Sadece mal ile hayır. Kuvvet ile diyor mesela. Kuvvetli olan birisi, kuvvetsiz olan birisine destek verecek. Mesela ben şunu gördüm. Birisi madden zengindir. Madden fakir olan birisine vermek zorunda. Ama madden fakir olan birisi kuvveten zengindir. Madden zengin olan birisi de kuvveten fakirdir. Bu da ona zekat vermek mecburiyetinde. Hmm. Ya da ilimde olabilir. Adam madden çok zengindir ama ilmen cahildir, fakirdir. Başka birisi madden fakirdir ama ilmen zengindir. Bu da ona yine zekatını vermek zorunda. Ona manen, ilmen destek vermek zorunda. Değil mi? Bu esasları bu manada şey yapıyorum. Dolayısıyla içtimai hayatın adeta dengesi hükmünde, terasi hükmünde muazzam bir müessese. Onun için bazı batılı düşünürler demişler ya, yani Hz. Muhammed Aleyhisselam öyle kanunlar, öyle şeriat getirmiş ki biz Avrupalılar 2000 sene sonra bile bunun seviyesine gelebilsek kendimizi bahtiyar addederiz demişler. Şimdi buradan baktığımız vakit demek ki İslami şeriatta, İslami kanunlarda, İslami emir ve yasaklarda mesela zina. Zina bir toplumu yok etmek istiyorsanız bunu yayın mesela. İslamiyet toplumları nasıl muhafaza ediyor? İşte bunlarla bir unsur da bu. Dolayısıyla sırf diyelim mesela, gelin biz diyelim mesela kendi maddi hayatımızı, dünyevi hayatımızı, huzurumuzu muhafaza etmek için bundan uzak duralım derseniz dünyevi menfaatini bulursunuz. Ama bu ubudiyet olmaz. Niye? Çünkü ubudiyet Allah emrettiği için biz bunu yapmayacağız, yasakladığı için. Allah emrettiği için biz bunu yapacağız anlamına geldiğinden bunun da neticesini sen ahirette bekleyeceksin. Elbette biz inanıyoruz ki ben çok düşündüm. Acaba Allah'ın emri olan bir şeyde dünyada bir zarar var mı? Kesinlikle bir şey yok. Yok. Mesela en bariz görünen diyelim mesela kendi malından 1/40 vereceksin dediği bir emir var. Zekat. Burada da çok enteresandır. Bunu Cenab-ı Hak malını bereketlendirmesi suretiyle verdiğinin belki 10 katını Cenab-ı Hak tekrar iade ediyor. Bir ara ben bir derste, siz de var mıydınız bilmiyorum, ben sordum. Dedim mesela 100-2,5 kaç eder? Düz mantıkla 97,5'tur. Düz mantıkla. Ama hakiki bir mantıkla baktığın vakit, zekat niyetiyle baktığın vakit 100-2,5 eşittir 150'dir mesela. Cenab-ı Hak senin o verdiğinin belki 10 katıyla seni tekrar mükafatlandırıyor. Bu vakadır. Bütün tarihte bunu biz müşahede etmişiz. Sen ne kadar verirsen Cenab-ı Hakk'ın yanında. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği hiçbir şeyin dünyaya sana zarar getirmediğini, menfaat getirdiğini biz müşahede ediyoruz. Ama o menfaatler esas olursa, sırf onlar için yaparsan o zaman Müslim-i gayrimümin sınıfına dahil oluruz ki sebebi necat olamaz. Bu bizi kurtaramaz yani. Allah razı olsun.